Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta 200. programımızı yaptık. Bugün 201 diyoruz. Tabii haftaya bekliyorduk bir koalisyon olur mu, çıkar mı diye. Fakat böyle bir şey şu anda gözükmüyor. Bakalım erken seçime doğru bir gidiş var. Umarım ülke ekonomisi, sosyal yaşam için her şey yolunda gitsin diyoruz. Tabii bu hafta ara verdiğimiz ve Türkiye'nin neredeyse %90'ının ilgilendiği Hasan Doğan 1. Futbol Ligi başlıyor. Arkasından 2015 Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk İstanbul Kapı bugün start alıyor. Yine üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen yüzmede güzel bir haberimiz var. Yaklaşık 24 yıldır kırılmayan bir rekoru 17-18 yaş grubunda Kaan kırdı ve 2.0046 ile 200 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı. Onu da tebrik ediyoruz buradan. Ve bugüne başlıyoruz. Konuklarım çok özel bugün. Değerli bir konu üzerine, eğitim üzerine konuşacağız. Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Talha Çamaş, hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk, teşekkür ederim. Yaklaşık 10 yıldır bu iletişimi götüren, Grey ile başlayıp sonra 41-29 Grey olan iletişim ajansı Grey'in kreatif direktörü Görkem Yeğen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Talha Bey, sizi tabii tanımayan yoktur diye biliyorum. Hem olayın turizm kanadı olsun, hem sosyal çalışmalar olsun. O güler yüzünüz ve samimi bakışınızla her yerde olumlu işlere imza atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Darüşşafaka hakikaten bugün sabah arkadaşlarla konuşurken güvenin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Yani bir güven kolay kolay kazanılmıyor. Önemli bir olgu, her şeyden başında böyle bir eğitim kurumuna bağışla ilerleyen bir çatı altında bu işi başarıyla götürmek nasıl oluyor? 152. yılı bu evet. Sene Darüşşafaka'nın. İsterseniz biraz kurumdan bahsedelim. Hep 100 yıllık kurumlardan bahsederiz. Bu neredeyse 200'e yakın evet. Giden bir yol. Türkiye'nin çok ender markalarından bir tanesi galiba eski. Evet, sizi dinleyelim. Efendim, Darüşşafaka 152 yıl önce o dönemin hakikaten çok geniş öngörülü, vizyon sahibi Osmanlı genç aydınları arasında 5 tanesinin bir rüyasıyla başlayan bir enstitü diyeyim. Bu ileride sadrazamlık görevlerine de gelmiş olan genç aydınlar Türkiye'de eğitimin sadece iyi bir şekilde o dönemin misyon okulları diye isimlendirilebilecek. Yani Amerikan okulları, İngiliz okulları, Alman okulları, Avusturya okulları gibi dışında çok az Türk kökenli eğitim müesseselerinin olması, bunun yanında da aynı zamanda harpler nedeniyle kaybedilen babaların geride bıraktıkları ihtiyaç sahibi annelerin çocuklarıyla yaşamlarında maalesef eğitimin hiç yer alamaması, ancak o çocukların işte bir yerde bir iş bulursa aile bütçesine yardımcı olmak için çalışmaları ortamında bir duygu. Seri sonunda çıkmış. İşte Kapalı Çarşı'nın önünde biriken işte 3-5 iş yapıp da bir şey taşıyabilirsen para alabilirsin diyen çocuklara hem biraz çıraklık eğitimi, hem okuma yazma öğretme, hem biraz matematik öğretme. Daha sonra gelen talep ve onların da bu ulvi duyguları o kadar büyümüş ki bu işin okullaşmaya gitmesi gerekli olduğuna inanmışlar. Ve tam o dönemde Abdülaziz'in bu Fransa seyahati var. Türkiye'de meşhur, işte evet. Meşhur birçok müesseselerin kurulduğu, işte Darüşşafaka'nın, Galatasaray'ın filan böyle temellerinin atıldığı dönem. 1873'te de Fatih'teki kurulan okul binasıyla da ilk okullaşma çalışması başlamış. Bugüne kadar işte 152 yıldır devam eden süreçte Darüşşafaka hem aynı misyonu devam ettirmiş. Yani
ebeveyn kaybına, hani yoksun diye isimlendirdiğimiz çocukların aynı zamanda iyi bir eğitim alması için ailesinin maddi olanakları yetersiz olan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla onlara kaliteli eğitim vermek ve rekabetçi ortama iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla başlamış. Bugün de aynı anlayışı devam ettiriyor. O kaliteli eğitim çok önemli tabii. Evet, yani eğitim sadece kurumları eğitim var değil. Ama yani kaliteli eğitim hakikaten aynen. Gençlerin ileriki vizyonlarında aynen. Çok önemli bir yani nokta. Biz onun altını özellikle çiziyoruz. Çünkü yani sadece aldık işte verdik diplomasını değil. Gitti değil. Gerçekten tam donanımlı bir insan olarak çıkmalarını ve üniversite eğitimine de o şekilde başlamaları ki üniversite süresince de destek oluyoruz biz mezunlarımıza. Gerek burs vererek gerekse mentorluk hizmeti şeklinde. Amacımız da Türkiye'ye iyi insan yetiştirmek. Hakikaten ihtiyacımız üreten, var. Bilimsel düşünceye inanmış, araştırmacı, lider ruhlu, bu ülkenin ihtiyacı olan o genç, kaliteli nüfusa insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün hedefimiz bu. Ben de bir Darüşşafakalıyım. Evet, evet. Ben de bir Darüşşafakalıyım. 69'da mezun oldum. Hayatımda en keyifli yıllarımdı. Yıllar, değil mi? Orada geçirdiğim. Ayrıca da tabii büyük bir gururum bir Darüşşafakalı olmak. Bütün eğitim kurumlarının tabii mezunları kendi eğitim kurumlarından çok gurur duymaktadırlar. Biz de öyle. Şimdi de Darüşşafaka'ya borç ödenmez ama işte bir nebze üstlenmiş olduğum bu görevle ödev yapmaya çalışıyorum. Ben mesela yıllarca şeyi düşünmüşümdür. Yani Darüşşafaka böyle bir köklü eğitim sürecinden gelip bir üniversite oluşması. Yani o kadar duyuyoruz ki yani böyle isimler artık neredeyse sokak başı bir üniversite var. Mesela Darüşşafaka'nın... Ağzınızdan bal damlıyor inşallah. aslında tabii hedeflerimizden bir tanesi o. Ancak biliyorsunuz demin siz de söylediniz Darüşşafaka yani kurulduğundan bugüne kadar sadece ve sadece hayırsever vatandaşların veya kurumların bağışlarıyla ayakta durmuş ve durmakta. Kendi bir arkamızı dayadığımız bir akar geliri olan bir vakfımız veya bir ticari işletmemiz, sanayi işletmemiz yok. İşte hayırseverlerin bağışladığı gayrimenkullerin akarları var. Onun dışında da yıllık işte... yapılan ufak genç bir çocuğun bağışından çok önemli yüksek rakamlı bağışlara kadar veya şirketlerin bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Şu anda 1000'e yakın çocuk okutuyoruz ve de demin de söylediğimiz gibi kaliteli eğitim deyince bunun da bir maliyeti var. O yüzden oldukça önemli bir maliyet. Bugün kaynaklarımız da ancak bu okulun biraz daha büyüyerek devamını sağlayabiliyor. Çünkü her sene 15 bine yakın Darüşşafaka'da okuyabilme potansiyeline sahip ebeveyn kaybı olan çocuk var bu yaş grubunda. Biz 5. sınıftan itibaren alıyoruz 2. 4'ten. Bunun ancak 3 bini sınava giriyor ve biz bunun içerisinde 120 tanesini alabiliyoruz. Yani 121. çocuğu alamayınca tabii ki o içimizde de bir şey bırakıyor. İşte biraz önce burada daha genişleyebilmek. İkincisi Türkiye'nin hala orta öğretimde kalitede biraz sıkıntısının eksik, olduğunu evet. Düşünüyoruz. Onun için biz şimdi bu boşluğu dolduralım ama üniversitede hedefimiz de var. Onu zamanı gelecektir diyorsunuz. Gelecek onun da. tabii bunun yanında iletişim faaliyetleri çok de önemli. Önemli. Yaklaşık 2009'da başlayan bir süreç evet. Var bu konuda. Nasıl bir istekle reklam yapalım bir ajansla görüşelim hikayesi oldu. Yani nasıl bir ihtiyaç duydunuz? Daha önce de 2007'ler öncesinde de zaman zaman bazı iletişim kampanyaları denenmiş o dönemin yönetimleri tarafından. Ama biliyorsunuz iletişim sadece bir reklam filmi yapmak veya bir yerde bir inan vermek ya, siz daha iyi biliyorsunuz. Olması. Sürdürülebilir olması. Ve bilimsel yaklaşmak gerekiyor buna. Benim de içinde olduğum bir grup olarak biz 2007'de Darüşşafaka'da cemiyette yönetime geldik. Benden önce benim okuldan da abim Zekeriya Yıldırım Bey başkandı. Onun başkanlığı sırasında önce gene bir kampanya, bir film yapmıştık.
Ancak daha sonra bu işin bir bütünsel ele alınması gerekli olduğunu hepimiz karar verdikten sonra kim bize destek olabilir diye. Hakikaten Darüşşafaka'nın demin sizin de söylediğiniz gibi itibarı Türkiye'nin önde gelen bütün evet. kurumlarının Darüşşafaka'ya inanarak ben de ne yapabilirim burası için duygusunu taşımasına neden oluyor. Gray'e de o zaman böyle bir düşüncemizi o zamanki yöneticilerine Gray'in paylaştığımızda cevabı anında olumlu aldık. Yani düşünelim gibi bir sözcük değil, hemen yapalım. Olumlu aldık. Ve o gün başladığımız bu çalışma giderek daha büyüdü. Gelişerek. Gray'in içerisindeki özellikle Gökhan Hanım ve ekibinin Darüşşafaka'ya bakışı adeta bir Darüşşafaka mezunu, bir Darüşşafakalı gibi oluşmaya başlayınca, giderek böyle artınca müthiş bir aynı ailenin parçası gibi olduk. Onlar bizi çok daha fazla tabii tanıdılar. Misyonumuza gerçekten gönülden inandılar ve 2009'dan bugüne kadar değişik zamanlarda değişik ama birbirini takip eden kampanyalar yaptık. Bu en sonda olmasa da olur'a kadar. Dolayısıyla işte bir 6 senedir süren bir ilişki sonuçlarını da gösteriyor. Yani sürdürülebilir, süreklilik arz eden, bütünsel bakmak, bilimsel bakmak sonuçlarını zaten işte bize de görüyoruz. Pozitif olarak dönüştürüyor. Peki Görkem, istersen filmleri diyorum izleyelim, İzledim. Üstüne konuşalım. Çünkü filmlerde bir yapılan kreatif film var, bir de sosyal medya için hazırlanmış viral filmlerimiz var. Orada da değerli kişilerin katkıları var bu konuya. O zaman hazırsa bir filmlere gidelim. Dönüşte konuşalım. Çok yakıştı. Evet ama olmasa da olur. Nasıl, beğendiniz mi? Çok beğendim. Ama olmasa da olur. Süper. Ne oldu? Çok güzel olmuştu. Boş ver ya. Olmasa da olur. Bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de her ay az çok demeden Darüşşafaka'ya destek olun. Efendim, bu çok nadide bir tariftir. Eti pişirmeden önce güzelce marine etmek, arkasından da suyunu kaçırmadan lezzetli bir şekilde pişirmek gerekir. Baharatları da tam ayarında. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Bu tabağın yanında en az 4 çeşit garnitür. Olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Darüşşafaka'ya düzenli destekte bulunursanız çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da iyi bir gelecekleri olur. Siz de olmasa da olur dediğiniz şeyleri Twitter ve Instagram'da olmasa da olur hashtag ile paylaşın. Darüşşafakalı çocukların yanında olduğunuzu gösterin. Ay, bu şallar harika. Bu senenin en moda aksesuarı bu şallar. Bu yaz siz de en trendi olmak istiyorsanız bu harika şallardan dolabınızda en az 5 renk olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Darüşşafaka'ya düzenli destekte bulunursanız çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da iyi bir gelecekleri olur. Siz de olmasa da olur dediğiniz şeyleri Twitter ve Instagram'da olmasa da olur hashtag ile paylaşın. Darüşşafakalı çocukların yanında olduğunuzu gösterin. Olur. 4K ekran, Ultra HD video kaydı, 4 çekirdekli işlemci, Bluetooth 4.0, NFC ve dahası. Kısacası akıllı bir cep telefonundan bekleyebileceğiniz bütün özellikler bu cihazın içerisinde. Biraz daha konforlu bir kullanım isterseniz eğer, 30 metre menzilli yüksek kalitede ses aktarabilen bu Bluetooth kulaklık olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Darüşşafaka'ya düzenli destekte bulunursanız çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da iyi bir gelecekleri olur. Siz de olmasa da olur dediğiniz şeyleri Twitter ve Instagram'da olmasa da olur hashtag ile paylaşın. Darüşşafakalı çocukların yanında olduğunuzu gösterin. Evet, hem filmimizi hem de virallerimizi izledik. Hakikaten çok anlamlı olmuş hakikaten. Evet.
Bunların hazırlığı bayağı bir zaman almıştır, bayağı bir trafik almıştır. Ekip ruhuyla. Evet, gönül verdik. Gönül verdin. Biraz anlat. Yani aslında bağış konusu olduğunda her insan biraz şöyle düşünüyor. Hani daha zengin olunca ben bağış yaparım. Şu an durumum müsait değil ama bir gün müsait olacaktır elbette. O zaman bağışlarım gibi. Halbuki hangi sosyoekonomik gruptan olursak olalım hepimizin yapabileceği bir şeyler var aslında. Ve gerçekten de Darüşşafaka'da hani büyük bağışlar vardı ama küçük bağışların oranı daha düşüktü. Halbuki küçük bağışlar da çok çok önemli. Hani damlaya damlaya göre olur derler. Öyle aslında. O yüzden de bizim küçük bağışın oranını arttırmamız ve düzenli bağışçılar yaratmamız gerekiyordu. Yani düzenli bağışın örneği de her ay 5 TL, 10 TL gibi. O yüzden de hani demek istedik ki aslında hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Hatta birçok ilan yaptık bunun için. Dedik ki hani belki farklı bir renk oje olmasa da olur. Yani o kadar küçük bağışlar da bizim için önemli aslında. Bunu göstermek istedik. Gençlerin de bağış yapabileceğinin altını çizmek istedik. O yüzden birazcık da onlara da konuşmak istedik aslında. Hani belki her cuma yaptığınız bir şeyi sinemaya gidiyorsunuz Selcuk. Hani bir cumada. Gitmeyi ver. Ve hani bu sefer çocukları mutlu edin ve onlara aydınlık bir gelecek kazandırın aslında. Çünkü eğitim gerçekten çok önemli. Geçen gün hatta Yalın da öyle bir şey söylemiş. Eğitim bizi kurtaracak. Yani gerçekten o yüzden de bu kampanyaya çok gönül verdik. Gönülle yani kalbimizle çalıştık. Heyecanımızı kattık. Ve sonuçlar da güzel oldu. Peki devam ediyor. İşin viral kısmına geçmeden tabii Yalın da burada önemli bir katkı sağlıyor. Hem işin olmasa da olur hashtag'i onun bir şarkısından da geçiyor. Yani öyle örtüşmesi de güzel olmuş. Evet, tesadüf oldu o. Tesadüf aslında. Olmuş. Bir de reklamın seslendirmesini de zannediyorum, evet, değil mi? O sağ olsun o yaptı. Aynen. Onun o sesi böyle bir kadife gibi yumuşak bir sesi var. O da insana güven veriyor gerçekten. Özellikle de böyle bir çok sevilen bir insan. Kendi yeteneğinin dışında da. O yüzden de çok güzel bir tesadüf oldu. İlk önce o olmasa da olur fikri çıktı. Lafı da çıktı. Sonra bizim yazarımız... Şarkı var. Evet. Bizim yazarımız birden benim odama gerek bir dakika böyle bir şarkı var aynı zamanda dedi. Ve baktık hani gerçekten kullanabileceğimiz bir şarkı. Yalın'la da konuştuk. O da çok istekli, çok gönüllü yaklaştı. Daha ne yapabileceğim var diye de hep soran bir insan oldu. Sosyal medyada paylaştı. Sonra konser olayı oldu. Çok güzel. Konser yaptı. Orada da çocuklarımız ondan beri sahneye çıktı. Birlikte şarkı söylediler konserde. Çok iyi. Yani etkisi geniş kapsamlı olmuş. Evet. Görkem demin dedi hani bu bağışların hani 5 liradan başlayan 1 liradan başlayan aynen. Neyse yani o minimumda güzel de bir örnek verdiniz. Hatta sizin bir öğrencinizle bir de sınır dışından gelen bir hikaye var. O da ilginç, isterseniz paylaşalım. Yani öyle bir öğrencimiz ki biz de yani bütün bu bağışlarımız neticede bu öğrencilerin eğitimi için topluyoruz. Bir gün bizim bağış bölümünün kapısını tıklatıp kapıyı açıp giren bir öğrencimiz, daha 5. sınıfta bir erkek öğrenci, bağış yapmak istediğini belirtmiş. Şaşırmışlar bizimkiler. Yani biz bağışları sizler için alıyoruz. Sen onu kendi cep harçlığına harca falan. Yok demiş, ben bağış yapacağım. Çok duygulandım. Ve işte 5 lira biriktirdiği parasını bağış yapmış. Kabul etmemeden zorla makbuzunu da almış, koşturur koşturur gitmiş, sonra annesine göstermiş, ertesi hafta bir daha bir 5 lirayla tekrar bir an. Böyle müthiş tabii çok ilginci, demin dediğiniz gibi dün ben de işte arkadaşlarım bu sabah söylediler, bir İranlı, İran'da yaşayan bir İran vatandaşı ama Türkçesini geliştirmek istiyormuş, o yüzden de bizim Türk kanallarını izliyormuş İran'da, bizim reklamı görmüş, çok etkilenmiş. İstanbul'a gelmiş, sormuş nerede Darüşşafaka filan. Bulmuş, gelmiş oraya kadar. O da içeriye girmiş, kapıyı vurmuş. Ben demiş böyle nereden? İşte böyle etkilendim. $50 bağış yapmış. Getirmiş, tekrar demiş geleceğim. Sizleri demiş kutluyorum. Yani bundan daha güzel ne diyebilirim? Yani hem Türk kanallarının bu şekilde tabii izlenmesi ama bunun içerisinde bir reklamın üstelik de sosyal bir konudaki bir reklamın oradaki bir insanın kalbine dokunmuş olması ve buralara kadar gelip bulup bağışı yapması
galiba zaten bu kampanyanın hedefi de o. İşte yani orada şeye ulaşılmış gibi. Yani hakikaten öyle. Sizde ilginç rakamlar var. Evet. Birkaç tane. Yani evet biz Haziran'da başladık bu kampanyaya. Tamamlandı. Daha sonra bizim her sene iki bayram çok önemlidir. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. O dönemi bir böyle 40 günlük öncesi ve sonrasına koyarız. Biraz daha yoğunlaşırız o sırada bu kampanyalarda. Gene bu sene iki bayram arası bağış oluyor, kabul ediyorsunuz. Ediyoruz iki bayram arası. Şeylerde, düğünlerde de bağış kabul ediyoruz. 12 Haziran'la 20 Temmuz arasında bu kampanya süremiz belirlenmişti. Şöyle söyleyeyim, 11.333 bağışçı bu süre içerisinde daha çok bağış yaptı. Çok önemli bir sayı. Biz geçen sene yılın sonunda 17 bin sayısını yakalamıştık. Bu sadece bir kampanya evet. süresinde 11 bin. Evet. Bunun da yarısından fazlası ilk defa bağış yapan. Yani bu ne kadar etkili olduğunu ve bu kadar kısa zaman içerisinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. %76 artmışız geçen sene aynı dönemle mukayese ettiğimizden bu yana. Ama ciddi bir mecra da yaptınız evet. yani outdoor'u var. Evet şimdi. Outdoor'u evet. var. İşte değişik sosyal var. Medyada var. Değişik web sitelerinde banner'lar da var desteklendi. Yani diyorum Grey hakikaten her yönüyle bu işi bütünsel aldı. 360 derece diyoruz ya. Evet. Orada ben şeyde yani bu destek diğer bizim bütün destekçilerimize de teşekkür ederim. Yani bu aslında hani mecralarda olmamız onların destek vermesinden Doğru. dolayı oluyor. O mecraları bize açmalarından dolayı oluyor aslında. Hani ne kadar Aynen. mecrayı biz açarsanız o kadar iyi. O yüzden hani onlar da bize destek vermiş Doğru. oluyor. Ya da üçüncü partilerimiz var hani bu işin prodüksiyon tarafında işte yönetmen mesela onlar da yine bu şekilde destek veren Kim insanlar. Kim yönetmenimiz? Umut Aral, Atlantik'ten ve hani onlara da çok teşekkür ederiz. Çünkü onlar da canlı başlı. Bu bir sinerji tabii. Herkesin yani. Birbirini Aynen. anlayarak olayı ama, değerine. Ben Görkem'i ilk orada ilk sunumda tanıdım. Yani oradaki heyecanı ve olayı sunuşu öyleydi ki biz hepimiz böyle Görkem Hanım'ı böyle takip ediyorduk sunarken. O enerjiyi tabii bütün o ekibe de verince orada herkes aynı duyguya gelip gerçekten müthiş bir şey. Yani çok hoş bir enerji vardı ve sonuç müthiş tabii oldu. Ben de size tabii ki Güre'ye ve de sizin nezdinizde bütün hakikaten destek veren bütün kadroların birer birer elemanlarına hepsine gerçekten binlerce çocuğun kalbinden bir teşekkürü burada da sunmak istiyorum. Bu hakikaten kalpten Önemli gelen bir olay teşekkür. Olmuş. Yani işin etkisi Bakın, de hakikaten. Şu günlük şu kadar süredeki kampanya ki bunun düşünün devamını 140 çocuğun bir yıllık eğitim giderini karşıladı. Çok önemli yani daha şu oldu birlik kurumda. Hani bütün konaklaması, yedisi, üstü, başı, eğitimi, işte cep harçlığını kapsayan çok önemli bir rakamın 140 çocuğun giderini karşıladığı 40 günlük bir kampanyayı. Artık yani olumlu daha ötesini nasıl diyeyim? Evet. En başta da demiştik hani güven çok önemli bir evet. şey. Hakikaten o olayı taşıma günümüze kadar gelmesi 150 sene az bir süreç değil. Bir de baktığımız zaman yani Darüşşafaka sadece hani bir eğitim kurumunun yanında çok başarılı bir spor markası aynı zamanda. Gençlerimize verdiği destek ve önem kadar yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza da destek olan bir şey. İsterseniz programın son 2-3 dakikasına giriyoruz. Tamam. Öyle Kısaca bir... çok teşekkür ederim bunda fırsat olduğu için. Evet sporda biz 3 sene önce Doğuş grubuyla bir işbirliği yaptık. Aslında basketbol daha Şufaka'nın beraber giden sporu. Tabii. Yani Türkiye'de basketbolu konuştuğunuz zaman işte Yalçın Granitler'den, Şevket Taşlıcalar'dan, Haşim Nedret, basket böyle şeylerinden ilk sloganlarına kadar gider. Ve Darüşşafaka'da sporda basketbol ilk olmuştur. Ve Darüşşafaka'da daima işte birincilikte, bazen işte tabii ikincilikte. Fakat son yıllarda hepimiz biliyoruz ki sporun biraz ekonomisi değişti. Evet, kaynak endüstri oldu. Evet, endüstri oldu. Çok büyük kaynak gerektiriyor. Biz eğitim için topladığımız kaynakları bunun için harcamamız mümkün değil. Spor kulübümüz ayrı bir kuruluş ama
Onların da imkanları belli. O nedenle de Doğuş'un da böyle bir isteği var. Doğuş'ta da zaten geçmişten gelen işbirliklerimiz var. Daha sonra da Doğuş olarak oynamaya karar verip çıktık. İlk sene ikincilikten birinci lige çıktık. Birincilikte aslında şampiyonluğa oynuyorduk ama bir şanssızlık. Üçüncü olarak tamamladık. Fakat Eurolig'e kabul edildik. Bunun yanında orada da hakikaten daha çok Doğuş'un önderlerine İbrahim Kutluay başta olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Şimdi orada iki yerde koşturacağız. Bir Eurolig'de, bir malum bizim Süper Lig'de. Hakikaten başarılı. Doğuş da bu işe inanarak destek sonuna kadar veriyor. Darüşşafaka kelimesinin yanına bir şefkat ve vefayı da koymak lazım. Çünkü Darüşşafakalı kendisinin yaşamını sağlayan bağışçılarına karşı daima bir vefa duygusunu besler. Tanısa da tanımasa da içinden dualarında yerindedir. O nedenle de bizim yaşlı bağışçılarımızın yaşayabileceği bir rezidanslar sistemi kurduk. Belki başka bir programda ondan bahsederiz. Evet. O da apayrı bir proje. Evet, o da önemli bir şey. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu köklü çatının devamını gönülden arzu ediyoruz. Size de iletişim çalışmalarındaki göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. Katıldığınız için sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dilerken haftaya ilginç konuklarla sizlerle olacağız. Sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.